Umarım can kaybı artmaz. Biz de deriz ki 31 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Elbette çok zor. Birazdan hikayelerini aktaracağım. Bir vatandaşın iki çocuğu birden gidiyor. Annesi, babası ve iki çocuğu. Hem de el sallayarak gittiler diyor. Binanız sağlam yıkılmaz demişler. Annesi, babası ve iki çocuğuna binada kalmalarını söylemiş. O sağlam denilen binanın sel sularıyla yıkıldığına gözleriyle şahitlik etmiş. Çocuklarının anne babasının gittiğine gözleriyle şahitlik etmiş. Korkunç bir felaketle karşı karşıyayız. Neye ihtiyacınız var diye sorduğumuz zaman da mobil tuvalete, elektrik ve suya ihtiyacımız var diyorlar. Bu çalışmaların hızlandırılması da çok önem arz ediyor. Yine Kastamonu Bozkurt'a götüreceğim sizi. Bozkurt'ta hayatlarını, umutlarını da sel felaketinin içinde yitirenler var. Sel felaketinden ardından yaşadıklarını anlatabilenler var. Anlatmak da çok zor yaşananları. Daha evvel benzer bir felaketle, bu denli büyük bir felaketle karşılaşmamış olanların anlayabilmesi de zor. Bir dinleyelim. Biz kahvenin önünde çay içiyorduk. Saat 12-20 geçe veya 25 geçe çay içerken aşağıdan bir ses geldi. Koşun, kaçın. Sirenler çalıyor ama biz uyanamadık bizden. Niye uyanamadık? İşte yağmur mağmur diyordu. Hastalık hastalık var ya, orman yangınları da var ya. Dedik acaba onların sirenleri mi çalıyor? Halbuki 8-10 dakika siren çaldı. Biz uyanamadık. Aşağıdan bir baktık. Hükümet binasının önüne doğru. Aman Allah'ım, ne afet ne afet. Öyle bir geliyor ki biz oradan kaçarsak koşuya doğru dönerken bir de cenazemiz de vardı. Cenazeyi de çıkarmışlar şeye, ben söyle, caminin şeyine, musalla taşına getiriyorlar dedim. Aman gözünü seveyim, cenazeyi kaçırın. Tekrar Gülhane'ye soktular cenazeyi. Oraya kilitlediler. Oradan biz de koşarak eve çıktık. Zaten yağmur falan vardı. Hafif dere yükselmişti. Çok hafif ama yani bunun insanlara bu kadar etki edileceği hiç düşünülmezdi yani. Bir anda böyle 10 dakikanın içinde polis arabaları geldi, araçlarınızı çekin şeyiyle gitti. Neredeyse polis arabası geri dönüp gidene kadar sel bastırdı. Şöyle kurtarıldık. Bütün dediğim gibi binadaki kişiler en üst kata toplanmıştık. Orada akutçular geldi ertesi sabah. Göz göze geldik, bize işaret ettiler kaç kişi varsınız, nesiniz diye. Acı üstüne acı yaşıyor memleket. Yaşanan acıları işte... Yaraları tekrar kanatmak değil amaç ama felaketin boyutlarını tam olarak ortaya koyabilmek için bazı görüntülerin de ekrana gelmesi gerekiyor. Arada iyi haberler de geliyor kurtarılan vatandaşlara dair, helikopterle çatılardan kurtarılanlara dair. Az evvel iyi bir haber geldi. O kadar iyi yürekli ki bizim izleyicimiz. Dün akşamdan beri onu soruyorlar. Mevsim Altay'ın canlı yayını sırasında Kastamonu Abana'da nehrin Karadeniz'le birleştiği noktada bir çamur yığınının üzerinde bir inek öylece duruyordu. Sürüklenmiş sel sularıyla oraya kadar gelmiş, öylece duruyordu hayvan kıpırdamadan. O ne oldu diye gece boyunca da sordunuz, sabah da sordunuz. O ne oldu söyleyeyim mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri o canlıyı, o dört ayaklı dostu, o ineği bir operasyonla üzerinde mahsur kaldığı balçığın üzerinden aldılar. Vinçle kurtardılar efendim. İşte o operasyon. Bu canlıyı, bu dört ayaklı dostu, bu ineği soran o kadar çok izleyicimiz oldu ki dün Halk TV canlı yayınında bir inek görüyorum galiba Karadeniz'e karışmak üzere sel sularıyla birlikte öylece duruyor diye aktarmıştı muhabirimiz. O inek 24 saat sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, ki bu ekipler yangın bölgesinden geldiler İstanbul'a, ardından Batı Karadeniz'e sevk edildiler. Onlara da tek tek teşekkür edelim. Duyarsız kalmamışlar. Kurtarılabilecek bir can bile varsa onu kurtarmaya gayret ediyorlar. Kurtarmışlar da. Durumu da iyi efendim. Durumu iyi. Belki ne bileyim Haluk Levent'in ahbapları sahip çıkarlar mı bu hayvana? Ömrünün geri kalanını o ahbapların çiftliklerinden birinde huzur içinde tamamlar mı acaba? İyi haber. İyi haber işte. Tek tek de gelse iyi haber geliyor. Biz de onları aktarmaya gayret ediyoruz sizlere. İyi haberdi. Şimdi o felaketin geldiği ilk anlara döneceğim. O anlarda yani bu görüntüler önemli. Bir daha benzeri yaşanmasın diye bir daha dere yataklarının kıyısına evler, dere yataklarının içine, dere boyuna
evler yapılmasın diye Türkiye'de Dereboyu Caddesi diye cadde var. Adı üstünde dere boyuna kurulmuş cadde. O anları göstermekte fayda var. Günümüz teknoloji çağı ve herkesin elindeki cep telefonlarının kameraları da bir haber alma aracı. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Selin vurduğu o anlara bakalım. Bu evin ön tarafı kurtulma şansımız sıfır. Burası da arka tarafı. Görüyor musun? Üst tarafı, aman tanrım, üst taraftan fırlamış geliyor. Bu da arka tarafı. Çay bu tarafa dönmüş. Bakın ne var biliyor musunuz? Çok üzgünüm ama ben dışarıda olup biten beni ilgilendirmez. Haber de izlemem, yorum da yapmam. Kapatırım evimin kapısını, penceresini. İçeride güvendeyim. Değiliz. Hiçbirimiz evimizin kapısını, penceresini kapatsak dahi içeride güvende değiliz. Evimiz sağlam mı? Evimizin yapıldığı yer neresi? Yaşadığımız ilçe, il sağlam mı? Doğa tahrip edilmiş mi? Rahat değiliz evlerimizde. Kusura bakmayın. Siyasetse siyaset bir ülkeyi, dünyayı yönetmek için var. Siyaset yapılacak elbette. Yalnız yangın yerinde, afet yerinde, birazdan göstereceğim, cami avlusundan işte hedef 2053, burada doğalgazınız yoksa doğalgaz da getirilir demek, işte o siyasetin başka şekli. Onu birazdan göstereceğim. Şimdi çok büyük acı bu. Çok büyük bir felaket. Sanki bu Pasifik'i, Güney Asya'yı vuran tsunami gibi. Sahilden, Karadeniz kıyısından cansız bedenler çıkıyor. Büyük bir saygıyla ve büyük bir sessizlik içinde o cansız bedenler, sahile vuran cansız bedenler, kimliği belli olsun diye kaldırılıyor morglara. Kayıp listeleri var ellerde. Tam sayı vermeyeceğim. Farklı farklı sayılar var fakat yüzlerle ifade ediliyor kayıpların sayısı. Ve bir taraftan da Karadeniz kıyısından o tomrukların, o balçığın, o işte selle beraber gelenlerin içinde ekipler cansız bedenleri topluyor, buluyorlar. Akut, sahil güvenlik ekipleri. Burası Ayancık. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor bir taraftan. Bir taraftan da Karadeniz kıyısından cenazeler toplanıyor. Çok acı bir görüntü gerçekten. Şimdi hal böyleyken, evet, yaraların hızlıca sarılması gerekiyor. Bölgede çalışan bütün ekiplerin emeğine, ellerine, yüreklerine sağlık. Kim olursa olsun, AFAD, Kızılay, belediye, hangi ilden gelmiş olursa olsun, belediye ekipleri, gönüllüler, sivil toplum kuruluşları, asker, jandarma, hepsi, polis, hepsinin ellerine sağlık. Bu ayrı. Ancak psikolojik olarak bu durumdayken, ülke bu durumdayken vatandaşa IBAN numarası gönderilmesini ben anlayamıyorum. Şimdi daha